Merkezi Kayıt Kuruluşu sunar. Efendim şimdi Türk bankacılık sektörünü masaya yatıracağız. Dünyada biliyorsunuz finans konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Ama Türkiye bu konuda şanslı ülkeler arasında. Belki de dünyanın en sağlam finansal altyapısına sahip olan ülkesi diyebiliriz. Neden? Çünkü biz bunun acılarını geçmiş yıllarda fazlasıyla yaşadık. Ve bunu da bankacılık sektörü ağır bedeller, pahalı tecrübeler ödedi. Şimdi konuğum Talip Sarıçam. Eski bankalar yeminli murakabı konu. Hoş geldiniz Talip Bey. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Şimdi biz pahalı tecrübeler yaşamaya alışmış bir millet olarak size soruyorum. Hakikaten dünyada böyle bir kriz yaşandı ama önce bankalar yeminli murakabı ne yapar? Bankalar yeminli murakabı bankacılık düzenleme denetleme kurumu altında bankaların her türlü finansal denetimini yapar. Açılışından kapanışına kadar her türlü denetimde bankalar yeminli murakabının raporu olmadığı takdirde herhangi bir işlem yapılmaz. Zaten bu denetimin yapılması sektörün ne kadar da güvende olduğunu kamuoyuna da gösteriyor değil mi bir anlamda? Aynen o şekilde, yani ciddi anlamda dediğiniz gibi tecrübeler, olumsuz tecrübeler yaşadık. 99-2000 krizden pahalı yaşadık. Tecrübeler yaşadık. Ondan sonra bankacılık düzenleme denetleme kuruldu ki murakıplar daha önce de vardı. Hazine müsteşarlığı altındaydı. BDDK bünyesine geçtikten sonra çok ciddi anlamda bir reform yapıldı bankacılık sektöründe. Bu zaten bankacılık düzenleme denetleme kurulunun, BDDK'nın kurulması bile o dönem ve bundan sonraki dönemlerde Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biz bugün anlıyoruz. Neden aynen, bugün anlıyoruz? Çünkü... Çünkü Amerika'da bankalar batıyor. 2008 krizlerini yaşadık. İsviçre'de en büyük bankalarından birisi battı. Benzer şeyler Almanya'da konuşuluyor ama şu an Türkiye'de çok şükür böyle bir şey olmadı. Şimdi bizi onlardan pozitif olarak ayrıştıran en önemli sebepler ne Talip Bey? Yani BDDK'nın kuruluşundan sonra çok ciddi anlamda bankacılık sektörüne yatırım yapıldı. Basel kriterleri getirildi. Basel kriterlerine uyum noktasında ciddi anlamda çabalar sarf edildi. Etkin bir denetim sistemi oluşturuldu. Haliyle Türk bankacılık sektörü aslında Avrupa'nın, belki Amerika'nın çok önünde. Regülasyona uyum noktasında. Onlardan daha iyi aslında yapıyoruz. Mesela Basel kriterleri Avrupa'da yok muydu ama biz neden bunu daha iyi uyguladık? Aslında şöyle, baktığınız zaman Amerika'da evet Basel kriterleri uygulanıyor gözüküyor ama belli bir banka, belli bir ölçeğin üzerindeki bankalarda uygulanıyor. Fakat bu bilinmiyor. Fakat Türkiye'de bütün bankalarda bu uygulanıyor. Sadece bunu şey olarak düşünmeyelim. Yani ileri düzeyde uygulanıyor. Ama 90'lı yılların sonuna baktığımız zaman Türkiye'de Basel kriterleri uygulanmıyordu. Çok ciddi anlamda yetişmiş eleman ihtiyacı vardı. Şu an sektörün bu konuda ciddi anlamda bir yetişmiş elemanı var. Know-how ciddi anlamda üst seviyede. Yani Avrupa ile Amerika ile çok rahat rekabet edebilecek durumda bu konuda. Şimdi isterseniz bu krizin başlangıcı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Silicon Valley Bank'ın aslında batması Amerika'nın en büyük bankaları arasında değil ama 440 banka, 400'ün üzerinde banka var Amerika'da bildiğim kadarıyla. Bunlar arasında da 16. banka. Sırada. Şimdi çok da ufak da değil. Evet. Şimdi bu bankanın batış hikayesinde benim çok böyle, siz Basel kriterleri dediniz ya, risk yönetim koltuğu bankanın bir yıldan fazla boşmuş ya. Bu bir bankacı olarak ya da nasıl kabul edilebilir bir şey değil. Aslında şu şekilde bakmak lazım. Yani evet, Basel kriterleri uygulanıyor. Büyük bankalar için uygulanıyor ama bunun altındaki bankalar için uygulanmıyor. Ya. Dodd-Frank yasaları var. Biliyorsunuz büyük buhrandan sonra 50 milyar dolar üzerindeki bankalar kapsam dışıydı. 50 milyar üzerindeki bankalar bu kapsam dahilindeydi. 2018 yılında Trump yönetimi döneminde bu 250 milyar dolara kadar çıkartılıyor. Hmm. Ve maalesef Silicon Valley Bank da bu bankalar arasında. Yani piyasa riski hesaplanmıyor, piyasa riski altında faiz riski, operasyonel riske dair sermaye yükümlülüğü hesaplanmıyor. Bunlar maalesef kaçınılmaz sonu bir getiriyor. Bir bankacı olarak riskin hesaplanmaması ya da düşünülmemesi nasıl kabul edilebilir bir şey değil herhalde i̇şte yani. ABD'de çok büyük bankalar olduğu için bunları önemsiz görüyorlar ama 200 milyar doların üzerinde bir aktif büyüklüğünden bahsediyoruz ki bu dünyada ve Türkiye'de çoğu bankadan daha büyüktür evet, yani. Evet. Dolayısıyla aslında bizim için bunlar çok önemli rakamlar. Bir de sadece bunu tek bir banka üzerinde düşünmemek lazım. Yani bir banka battığı zaman bunun bulaşıcı etkisiyle diğer bankalar ve sektöre sistemik risk haline gelebilir. Domino etkisiyle. Aslında bu Silikon Vadisi Bankası'ndaki riskler diğer bankalarda var mı bugün Amerika'daki? Aslında olayı şöyle özetlemek lazım. Bu riskin adı ne Allah aşkına? Faiz riski, yani dünyada ciddi bir enflasyon var. Bu enflasyondan kaynaklı olarak Fed'in faiz artırımına başlaması, Avrupa Merkez Bankası'nın işte faiz artırımına başlamış olması sonucunda
Yani normal şartlar altında baktığınız zaman Silicon Valley Bank'ın yani portföyü çok sağlam bir portföy gibi gözükebilir. Mevduat toplamış, hazine bonosuna yatırmış, geçmişte bunu bizim ülkemizde de yapan bankalar olmuş. Yani normal şartlar altında faiz sabit kalsaydı istikrarlı bir şekilde kar elde eden bir bankaydı. Ama faiz artırımı olduğu zaman biliyorsunuz faizle tahvil fiyatları arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Ellerindeki tahvilin fiyatı düşüyor. Fiyat düştüğü zaman da ne oluyor? Banka zarar ediyor. İlk başta bunu finansal tablolarına yansıtmıyorlar. Ama ilerleyen dönemde bakılıyor, yani öz kaynaklar altında bir indirim kalemi olarak görülüyor bu. Ancak finansal tablolardan anlayan, finans piyasalarını takip eden bir kişi, faiz oranlarının %0'lardan %5'lere çıktığı bir ortamda bankaların zarar ettiğini ya da edeceğini bilir. Ve Silicon Valley Bank'ta bu oran %60'lara kadar geliyor. Yani hazine kağıtlarının oranı. 2,5 milyar dolar civarında bir rakamdan bahsediliyor zarar. Dolayısıyla böyle bir zararda ki bunun karşılığında da baktığımız zaman mevduat var. Yani bu mevduatın da %50'sine yakın neredeyse vadesiz mevduat. Bankanın zarar ettiğini gören mevduat sahipleri haliyle bir tedirginlik yaşıyor. Bu tedirginlik neticesinde paralarını çekmek istediği zaman aslında bilançoda olan realize olmamış karlar, zararlar realize oluyor. Bu durumda da ciddi anlamda bir mevduat çıkışı oluyor ve haliyle kaçınılmaz son gerçekleşiyor. Şimdi anladığım kadarıyla banka mevduatlarının büyük bölümünü %60'ın 65 dediniz değil mi üstadım? Evet, evet, evet. Devlet kağıtlarını alıyor. Devlet kağıtları da faiz oranları arttıkça ters korelasyon olduğu için değeri azalıyor. Evet. Ama bir de bankanın yöneticileri kısa bir süre önce de hisseleri falan satmışlar. İşte, bu görülmüyor mu Amerika'dan? Oranın bir bededekası yok mu? Muhakkak bededeka var ama işte biraz önce dediğimiz olaydan dolayı yani denetim ve regülasyonun gevşetilmesi. Aşağı inmemiş denetim. Demek ki ilk 4-5 bankada kalmış yani orada. Yani o bizim için göz ardı edilebilecek büyüklükte bir banka yaklaşımıyla yaklaşılmış. Regülasyon gevşetilmiş, denetimler ihmal edilmiş yoksa denetim yapılsa böyle bir risk her halükarda ortaya çıkar. Bundan önceki krizlerde de zaten o yöneticiler iş başındaymış. Morgan Stanley krizinde aynı şekilde baktığımız zaman. Peki, Türkiye'de de aslında bunun benzerini. Biz dedik ki pahalı tecrübeler yaşadık. Evet. Biz hani sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyoruz aslında baktığımız zaman. Türkiye'nin bu anlamda yaşadığı pahalı tecrübelerde siz bir fiil şahitlik etmiş bir kişi olarak o dönemde Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nda görevliydiniz. Bizi bu duruma getiren ya da bu krizi yaşamamızı daha hafifleten ya da çok etkilenmememizi sağlayan faktör ne oldu? Burada temel faktör dediğimiz gibi Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun kurulması. Bundan sonra 2002-2012 yıllarında ciddi anlamda bankacılık sektöründe olumlu yönde denetimler artırıldı. Regülasyonlarda çok ciddi iyileştirmeler yapıldı. Basel kriterlerine uyum noktasında ciddi anlamda mücadeleler verildi. Ve o dönemde ciddi anlamda mesela karlılık olmasına rağmen hatırlarsınız yani 1'e 4, 1'e 5 çarpanlarla bankalarımız satılıyordu işte Finansbank vesaire. Yani çok karlı bir dönemdi. Buradaki en önemli şey de ki o dönemdeki bütün bankacılarla konuştuğumuz zaman BDDK'nın o dönemki yönetimi çok ciddi anlamda takdir ederler. Tabii. Kar etmesine rağmen karın dağıtılmamasını öz kaynaklar altında yani tutulmasını özellikle ısrarcı oldu. Bu ne oldu? Bankanın ciddi anlamda güçlü bir finansal yapıya sahip olmasına, krizlerde hemen kırılgan bir yapı olmadığı için de sağlam bir şekilde ayakta kalabilmemize neden oldu. Türkiye'nin çok büyük bir bankasının battığına bir ekonomi habercisi olarak şahit oldum. Yani izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Demirbank örneğini veriyoruz. Evet. Şimdi bu da aslında bir, bugün Amerika'da Silicon Valley Bank'ın yaşadığı problemin bir başka versiyonu. O da çok fazla devlet tahvili herhalde bünyesinde tutmuştu değil mi o dönemde? Yani o dönemde bir üniversite öğrencisiydim açıkçası. Yani fiil anlamda denetimde değiliz ama haberlerden okuduğumuz, herkesin bildiği kadarıyla da yani Demirbank'ın olayı da aslında bir nevi SVB olayı. Bir laboratuvar olmuş ama sizin için bence bu. Aynen. Belki de meslekte yükselmenizde önemli bir tecrübe kazanmanıza en azından gözlemlediniz onu. Aynen öyle. Yani bizim esas şeyimiz denetimdeki tecrübemiz 2008 mortgage krizine dayanıyor. Gece tabii. Saat 11'lere 12'lere kadar sürekli raporlamalar, sürekli denetimler BDDK ile bankalar arasında mekit dokuduk. Ama Demirbank olayı da dediğiniz gibi yani SVB'nin değişik bir versiyonudur. Yani Türkiye'de yaşanmış acı bir tecrübedir. Çok. Nasıl ki orada hazine kağıtlarına garanti görülür. Bakın ABD'de batan o dönemde iki tane yani geçtiğimiz dönemde iki tane daha Silvergate Bank var. Bir de Signature Bank var. Bunlar kripto piyasalarına yatırım yaptıkları için batıyorlar. Aslında başka bir versiyonu bunun. Hiç bunu hatırlamadık mesela. Söylemedi kimse bunu bugüne kadar. Aslında geçiyor ama çok fazla şey olmuyor. Daha çok SVB olayı üzerinde dönüyor olay ama o bankaların batması bir nevi normal. O niye batıyor? O da gene denetim ve regülasyon eksikliğinden kaynaklı. Riski paylaştırmamış. Riski paylaştırmamış artı aşırı riskli alanlara yapmış. Yani SVB baktığınız zaman riski düşük yatırım alanlarına yatırım yapıyor. Ama tabii. Bu dahi bir bankanın batmasına engel değil. Çünkü bir likidite krizi ortaya çıktığı zaman
Elinizdeki tahvilleri dahi paraya dönüştüremiyorsunuz. Siz bankasınız, mudilerinizin paralarını bir şekilde ödemek zorundasınız. Mudiler geldi kapınıza dayandı, paramı istiyorum dedi. Ne yapacaksınız? Al sana devlet tahvili diyemiyorsunuz. İşte burada devlet devreye giriyor. Bütün mudilere mesela tasarruf sahiplerine garanti normalde mesela ABD'de 250 bin dolar olan rakamı sınırsız hale getirdiler. Bizde işte 2008 krizinde benzer şekilde 50 bin TL olan mevduat teminat rakamını sınırsız hale getirdik. Yani ilk yapılan, ilk alınan tedbirlerden birisidir. Hatta yine üstadlarımızdan duyduğumuz bir hikaye. İmar Bank olayında mesela kasalara, bankolara evet, balya balya paraların koyduğu. Yani halktaki o tedirginliği almak amacıyla yapılan bir aslında şey bu. Yani biz sağlamız, biz güçlüyüz, paramız var, paranız güvende. Şimdi mesela şöyle bir durum var. 400 bin TL'ye kadar bir güvencemiz var ya bizde şu andaki üst limitte. Burada mesela vatandaşlar diyorlar ki bizim diyelim ki daha fazla paramız var. Riski dağıtmak adına onların o paralarını 400 bin TL olarak mesela keşke o kadar çok paramız olsa da böyle bankalara paylaştırmak ve yani yatırımcı bile riskini paylaştırırken bir bankanın üst düzey yöneticisi koskoca bir bankanın batışına nasıl bu şekilde bu aslında çok büyük bir ne diyeyim yani eksiklik, hani, noksanlık bu. Nasıl yani, bir cesarettir bu? Finansal tablolara baktığınız zaman zaten 3 aşağı 5 yukarı anlıyorsunuz ama burada öngörülemeyen şey işte enflasyonun artışı, Fed'in faiz artışı. Fakat burada stres testleri çok önemli. Mesela BDDK'dayken de şu anda da yapıldığına inanıyorum ben, bir stres testi yapılır. Ne demektir stres testi? Yani faiz oranlarında meydana gelen %10, %20, %30'luk bir artış ya da 1, 2, 3, 5 puanlık bir artış banka bilançosuna yansıması ne şekilde oluyor? Yani belki SVB'de yapılması gereken buydu. Eğer ki FED faiz oranları sıfırdan %1'e, %2'ye, %3'e, %5'e çıkardı. Dün olmadı ki bu yani sonuçta 2 yıldır FED faiz artışını yapıyor öyle ya da böyle bir şekilde. Dolayısıyla yani bunun tedbirlerinin daha önceden alınması gerekirdi ama bunun düzenleyici, denetleyici otoriteler tarafından alınması gerekiyordu. Yani siz bankayı, yani bankacılık sektörü sadece bankacılara bırakılmayacak kadar önemli bir sektördür. Bu bence günün manşet oldu biliyor musunuz? Bankacılık sektörü tamam çünkü bir de sanki böyle şirket körlüğü dediğimiz hikaye var ya, işin çok içindeyken bunu göremiyor mu bankacılar mesela? Çok fazla. Yani biraz kar baskısı var. Sonuçta onlarda hedef baskısı var. Borsada hissedarlar var. Hissedarlara bir kar açıklamak zorundalar. Bakın diyorum ya yani SVB olayı aslında baktığınız zaman en konservatif ya da işte karlılık amacıyla çalışan bir banka değil. Ama burada dahi bu riskler var. Yani siz bütün yatırımlarınızı hazine kağıtlarına yapmış olsanız ki örnekte o şekilde bir durum var. Riski tamamen ortadan kaldıramazsınız. Her yapmış olduğunuz yatırımın farklı riskleri vardır. Dolayısıyla yumurtaları aynı sepete koymamak gerekiyor. Mesela Türk bankacılık sektöründe şu an %17'dir menkul kıymetlerin toplam aktifler içerisindeki payı. Bu SVB'de %60'lara dayanıyordu. Ki bizde %17 korkulacak bir rakam değil. Yani şöyle mesela 2000 krizinde %50'lerdeydi bu rakamlar. İşte Demirbank örneğini verdik. Tabii. Yani ben görevdeyken %30-35 bandında şu an hala azalıyor. Aslında bu güzel bir şeydir. İyi yani şey bu. Para ne oluyor? Reel sektöre üretime, istihdama aktarılıyor. Yani bankalardaki. Bankalar mı biliyorsunuz yani tasarruf sahipleriyle kredi ihtiyacı olanlar arasında bir ne diyelim aracılık fonksiyonu vardır. Tam da şimdi yerine geldi. Şimdi sanayiciler şu anda mesela biz finansa erişemiyoruz diyor. Yani bankalar para satıyor. Sattığı paradan da para kazanıyor. Şu anda bankalar niye mesela finans sektörüyle yani bir reel sektör arasında bir şu anda bir böyle yani vermek istemiyor mu bankalar? Çünkü finans sektörü bunu yaparken bir taraftan da sanayiciler diyor ki ya biz kredi kullanmak istiyoruz, finansa ulaşamıyoruz. Burada biraz daha aslında enflasyonu dizginlemek amacıyla yapılan hükümetin almış olduğu kararlar, Merkez Bankası'nın faiz oranlarının düşürülmesi, işte bundan sonra işte zorunlu karşılık yani biraz daha likiditenin aslında azaltılması, kredinin biraz daha azaltılması biraz daha merkezi bir karar. Yani bankalara sorarsanız tabii ki biraz daha kredileri vermek isterler. Yalnız burada ciddi anlamda mesela sendikasyon kredilerinde ciddi anlamda bir azalma var. Yani dış kaynağa ulaşma noktasında biraz daha sıkıntı yaşıyoruz. Banka aslında önünü kış tutuyor galiba. Tedbirli davranıyor. Yani direkt bankaların elinde olduğunu ben bunu çok şey yapmıyorum, düşünmüyorum. Çünkü yani bankaları suçluyorlar sürekli. Bankalar günah keçisi gibi. Herkes bankalara yükleniyor. Ben diyorum ki bankalar niye kredi vermek istemez ki yani? Bankaların amacı zaten kredi vermek. Vermiş yani olduğu kredilerden kar elde etmektir. Tabii bunu sınırsız anlamda dağıtmıyoruz. Yani iyi projelere, doğru projelere kredi vermek gerekiyor. Ama dediğim üzere yani şu an uygulanan politika biraz daha düşük faiz olduğu için düşük faizden kaynaklı olarak da enflasyonu dizginlemek amacıyla biraz daha bankaların kredi verme imkanları, işte zorunlu karşılık oranları artırılıyor ya da
farklı şekillerde diyelim bankaların kredi vermesi sınırlandırılıyor. Bu arada mesela bankalara kredi almak için gidenlere de ben mesela diyorum ki nakit akışınızı yaptınız mı? Hayır, yapmadık. Ya banka benim, senin, bizim vatandaşın mevduatlarını topluyor. Bunu uygun koşullarda iş insanlarına sunuyor. Ama iş insanları da şimdi diyorum ki siz ödevinizi yaptınız mı? Ben bile bankadan kredi alırken 1000 tane evrak istiyorlar benden. Siz daha nakit akışınızı yapmadan banka size nasıl kredi versin? Yani biz sanayiciler olarak kendimize bakıyor muyuz acaba? Biz kredi alabilir bir şirket miyiz? 3 yıllık denetimimiz var mı? Denetim acaba bankalarda var da şirketler kendini denetletiyorlar mı? Yani siz bir bankacı olarak mesela sizin karşınıza gelen sanayici iş insanından tabii ki istemez misiniz? O, yani nasıl bir şirketsiniz? Ben size bu parayı vereceğim ama ben kendi paramı vermiyorum ki size. Vatandaşın parasını veriyorum. Siz peki güvenilir bir şirket misiniz? Bana bunu belgeleyin dediğiniz zaman ben eminim şu anda Türkiye'de nakit akışını yapan şirket sayısı çok az. Bununla alakalı da son dönemlerde yapılan bir düzenleme artık yani kredi kullanan firmalardan bağımsız denetim raporları istenmeye başlandı. Yani bunlar artık yani Türkiye'de dediğim gibi bankacılık çok ciddi anlamda mesafeler kat etti. Şimdi iş adamlarıyla bazen bizler de benzer diyaloglara gören soruyorlar zaten, değil mi? Gören zaten. Üstad nasıl aşacağız bu sorunları? Hemen ya kredi işte almak istiyorum, işte atıyorum şu kadarlık gayrimenkulüm var, bize kredi vermiyorlar. Hiçbir zaman gayrimenkule kredi verilmez, teminata kredi verilmez. Tabii teminat canım. Bir kredinin ödenmesi için son çaredir. Tabii. Nakit akımlarına bakılır, nakit akımlarıyla beraber eğer bu kredi ödenebiliyorsa kredi verilir. Ama olmadığı takdirde teminata başvurulur. Bizim iş adamlarımız işin iyi gittiği dönemde, biraz önce bahsettik ya, bir stres testini yapmıyorlar aslında. Yani iş iyi gittiği zaman evet güzel ama ihracatçı, ihracat durduğu zaman ne yapacaksın? Tabii. A planın, B planın, C planın var mı? Haliyle bankalar bunları düşünmek zorunda, riski yaymak zorunda. Yani burada kredi hacmini, kredi portföyünü ne kadar çok yayarsak, ne kadar düşük krediler verirsek, tabana yayarsak kredileri, riskimiz o derece az olur. Banka sizin nakit akışınıza dediğiniz gibi bakacak, diyecek ki evet bu adam borçlarını zamanında ödeyen bir adam, geçmişle ilgili bir alakası yok, 3 yıllık bağımsız denetim raporunu yapmış. Demek ki ben güvenebilir bir şekilde buna kredi verebilirim diyecek. Bunu yapmazsanız bu ne Paris, bu ne lahana turşusu derler adama. Biz BDDK'da yaptığımız denetimlerde yani ilk, ikinci, üçüncü sayfalarda SWOT analizi diye bir şey vardır. Aslında firmaların da bunu yapması lazım. Nedir SWOT analizi? Güçlü yönlerinizi, zayıf yönlerinizi, fırsatları ve tehditleri ortaya koymanız lazım. Yani bir bankayla alakalı da banka kredi verme sürecinde bu süreçleri işletiyor. Firmaya bakıyor. Finansal tablolarına bakıyor, üretim hacmine bakıyor, gidiyor tesisi gerekirse yerinde görüyor. Ondan sonra bu firmanın fırsatları nelerdir, tehdit nelerdir onları analiz ediyor. Ona göre bir kredi ödeme takvimi ve onay sürecinden geçiyor. Dolayısıyla bunları yapmadığımız takdirde hani eski dönemlerde hatırlarsınız bankaların batma nedenlerinden en önemlisi de işte banka sahiplerinin bankadaki parayı kendi paraları gibi görüp kendi şirketlerine ve bol keseden paraların dağıtılması. Özellikle de kendi şirketlerine işte birkaç tane bununla alakalı örnek sayabiliriz. Var. Hatta şöyle bir şey var ya, benim param değil mi sen ne karışıyorsun tarzında falan geçtiğimiz dönemde söylemler olduğunda duyduk, biliyoruz. Regülasyonlar iyi bir şey ya. Regülasyon olmazsa olmaz. Özellikle de finans sektöründe. Yani finans sektörünü sadece finans sektörü olarak düşünmek lazım. Tabii ki denetim. Finans sektöründe meydana gelecek ufak bir kıpırdanma maalesef bütün ülkeyi, ekonomiyi ciddi anlamda sarsar. O yüzden finans sektörüne biraz daha hassas yaklaşmak gerekiyor. Biz şimdi bu çok konuşulduğu için özellikle bundan sonra da sizinle hani bol bol bu bankacılık sektörü, bunun reel sektörle olan ilişkileri size de çünkü soruyorlar. Yani diyorlar ki Talip Bey biz niye bankalarla çalışamıyoruz? Bu anlamda firmalar da biraz kendilerine bakmaları gerekiyor. Peki bankacılık sektörü çok karlı bugün. Geçen sene özellikle çok büyük karlar elde ettiler ve borsada en çok kazandıran sektörlerin başında bankacılık sektörü geldi. Ama pek çok sanayi odası başkanı da söyledi bunu. Mesela Ankara'da Nurettin Özdebir söyledi, İstanbul'da İstanbul Sanayi Odası Başkanı söyledi. Şimdi bu bankalar maliyet muhasebesi, enflasyon muhasebesi yapmadılar. Devlet de gelirlerinden olmamak adına buna müsaade etmedi. Şimdi devlet izin vermeden banka enflasyon muhasebesi de yapamaz sağlıklı bir şekilde. Peki bankaların bugünkü karlılıkları ne kadar gerçekçi? Şimdi SVB olayının tam tersi bir süreç aslında Türkiye'de yaşanıyor. Hı. SVB olayında biliyorsunuz 0 faizden %5'e çıktı, bankanın öz kaynakları eridi. Yani bu erime nereden kaynaklandı? Mevduatı faiz oranlarının artmasıyla tahvil fiyatlarının düşmesi bankaya zarar olarak yansıdı. Öz kaynaklar altında biriktirdi, bankadan mevduat çıkışı olduğu takdirde bu zararlar da realize oldu. Peki Türkiye'deki durum nedir? Türkiye'de yaklaşık 2,5 trilyon TL civarında bir menkul kıymet portföyü var bankacılık sektöründe. Ve bu menkul kıymet portföyünün yaklaşık demeyelim,
tamamı %20-22 bandında ihraç edilmiş menkul kıymetlerden oluşuyor. Şu an Türk Bank tahvil piyasalarına baktığınızda, hazine bonosu tahvil fiyatlarına baktığınızda yaklaşık %10-11 bandında tahvilin fiyatı var, faiz oranları var. Dolayısıyla ne oldu? %20'den %11'e gelene kadar bankacılık sektörü ciddi anlamda bir kar elde etti. Ve şu an 1,5 trilyon TL civarındaki bir öz kaynak rakamının yaklaşık 212 milyar TL'si buradan gelen gelirlerden oluşmakta. Fakat bu işin SVB'de olduğu gibi tersine dönmesi de var. Şimdi 14 Mayıs seçimlerinden sonra aslında bizim elimizde ciddi anlamda bir alınması gereken tedbirler var. Tabii. 14 Mayıs'a kadar ben bir şey beklemiyorum ama 14 Mayıs'tan sonra Cumhur İttifakı da olsa, Millet İttifakı da olsa bankacılık sektörü ve yani bir ekonominin yeniden dönüşümüyle alakalı ciddi anlamda bir projeksiyon hazırlanması gerekiyor. Kur korumalı mevduat ne olacak? Faiz oranları bu şekilde kalacak mı? Kur korumalı mevduatta faiz oranına sınır kalktı. Bir nevi ne olursan ol gene gel yaklaşımına dön. Yani o şekilde bir hal aldı kur korumalı mevduat ve uzun vadede ben bunun çok sürdürülebilir çünkü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü fiktif karlar var şu an. Sanayicilerde de fiktif karlar var çünkü enflasyon muhasebesi yapılamıyor. Paralar, mallar satılıyor, faturalar kesiliyor, vergiler ilk 3 ayda ödeniyor ama tahsilat bir yıl sonra yapılıyor. Şimdi bir yıl sonraki o alacağınız paranın değeri bugünüyle aynı olmayacak. Bankalarda da fiktif karlar olduğu için de gerçekten karlılıkları yüksek çıkıyor ama hani şeye benziyor bu. Yani masa kağıt üzerinde iyi duruyor da kasaya bakıyorum o para görünmüyor yani orada. Araba nerede, para nerede? Yani şimdi iş adamlarıyla falan konuştuğumuz zaman söylediğiniz şey şu, alabildiğiniz kadar uzun vadeli kaynak bulun diyor. Ama bankalarda kredi vermiyorlar diyorlar. Özellikle yani. Türk lirası üzerinden yaparsanız aynen, tabii muhteşem. Aynen. Yani dövizde borçlanmayacaksınız. Uzun vadeli olarak borçlanacaksınız. Yani para zamanla eriyor. Yani burada şimdi asgari ücrete zam yapılıyor ama maalesef kepçeyle verip, kaşıkla verip kepçeyle almaktır enflasyonda yapılan zamlar. Yani herkesten aynı şikayeti, herkesten aynı eleştiriyi duyuyoruz. Evet, asgari ücret ne oldu? 2021 yılı sonu itibariyle 2850 civarındaydı. Şu an 8,5 ama o dönemki refah seviyesi belki şu döneme göre biraz tabii, daha dolar bazında baktığınız zaman aslında alım gücü artmıyor. Yani TL olarak artan bir rakam var ama orada da bakıyorsunuz hakikaten rakam büyük ama cüzdan boş. Aslında dolar bazında baktığım zaman doların biraz daha sabit tutulmasından kaynaklı olarak belki bir şey olabilir, iyi bir şey olabilir ama şimdi baktığım zaman doların düşük tutulması, işte biraz daha politika olarak bu şekilde bir yöntem izlenmesi, bunun da faizle değil de farklı enstrümanlar kullanılarak yapılması, ihracatımızın daha pahalı hale gelmesine neden oluyor, ithalatın artmasına neden oluyor. Yani bu dış ticaret açığının 35 milyar dolar ilk çeyrekte açıklanması yani. Çok büyük bir rakam ki buna deprem etkisini de göz ardı etmemek lazım. Yani şimdi depremden dolayı sonuçta ekonomi ciddi anlamda bir yavaşladı. Bu yavaşlamayla bağlı olarak da haliyle 35 milyar dolar peki, belki daha iyi bir rakam. Peki Talip Bey şöyle de bir mesela sizi yakalamışken onu da sorayım. Bankalar yüksek faizi sevmez. Banka niye yüksek faiz vermek istesin ki? Yani sanki bankalar yüksek faizi çok severmiş gibi de bir algı var böyle vatandaşta. Yani, ya da bu algı yaratılıyor belki de. Şimdi bankaların aslında Türkiye'ye baktığımız zaman tam rekabetçi piyasanın uygulandığı en önemli sektörlerden biri olduğunu görebilirsiniz. Yani siz bir internete girdiğiniz zaman ki artık internet çağında bütün her şeyin fiyatını görebiliyorsunuz. Evet. Yani 0. nokta bilmem kaç baz puanlarla falan belki bu şeyler bankalarda faiz oranları belirleniyor. Yani maalesef bankalar Türkiye'de günah keçisi ilan ediliyor. Günah keçisi ilan edilmesinden kaynaklı olarak da vatandaşta bu tarz bir algı var. Yoksa bankalar hiçbir zaman şey yapmak istemez yani vatandaş. Kredi vermek, işletmenin büyüsün, daha fazla kredi alsın, 10 tane arabası olsun, arabayı benden finanse etsin. Bir de piyasada çarklar dönsün bir taraftan da onu tabii ister ki. Yani. Yani biz güçlü devlet, güçlü bir ülke olmak istiyorsak zaten ekonominin çarklarının dönmesi lazım. Bunun için de ciddi anlamda bankacılık sektörünün önemi her ülkede olduğu gibi ülkemizde var. Bu arada son birkaç dakikamız var ama şimdi Avrupa'daki yaşanan bu işte kredi suisinin yaşadığıyla Amerika'daki aynı şey değil. Orada da aslında bir programda da Avrupa'daki bankacılık sistemini konuşalım ama genel bir değerlendirme yapsak. Avrupa bu anlamda daha sağlam gibi görünürken yani İsviçre'nin en büyük ikinci bankası battı. Yani bu batmayla alakalı aslında o bağıra bağıra geliyorum dedi zaten değil mi? Onu söyleyeceksiniz. Aynen o şekilde. 2021'den itibaren zarar açıklayan bir banka, birkaç tane operasyonunda ciddi anlamda zarar elde etmiş, işte yönetimden ciddi anlamda ayrılmalar olmuş ama burada hani derler ya
Sırbistan Veliaht Prensi'nin öldürülmesi Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi gibi algılanır. Burada da mesela SNB'nin mesela sermaye artırım talebine olumsuz yanıt vermesi bir anda, yani en büyük hissedar, %10 hissedarınız size güvenmiyor. Size sermaye artırım talebinizde destek olmayacağını söylüyor. Bu durumda ne oluyor? Ciddi anlamda bir likidite fon kaçışı oluyor ve haliyle kaçınılmaz son gerçekleşiyor. Burada tabii ki en önemli şey işte SVB Bank'ta piyasalar ciddi anlamda bir tedirginlik oluyor. Finansal tablolarında kırılgan olan bankalarda bu dönemde teker teker dökülüyor. Şunun garantisini hiçbir zaman veremeyiz. SVB battı, Signature battı ya da işte atıyorum Credit Suisse battı. Diğer bankalarda böyle bir şey şu an artık tamamen ortada kalktı diyemeyiz. Ama bizim biraz daha benim gördüğüm kadarıyla 14 Mayıs sonrası Türkiye'de Türk bankacılık sektörüne odaklanmak, finans sektörüne odaklanmak ve orta ve uzun vadeli projeksiyon yapmamız gerekiyor. Efendim eski bankalar yeminli murakabı Sayın Talip Sarıçam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür aslında ederim. Aslında vatandaş olarak böyle rahatladım çünkü mevduatlarımız emin ellerde. Onu aynen biliyoruz. Bizde korkulacak herhangi bir durum yok. Çok böyle manipülasyon yapıyorlar biliyorsunuz. Biz bunları konuşmaya ve vatandaşlarımızın bir anlamda finansal okuryazarlığını da aynen yani akşam yatarken kafamızı yastığa rahat koyalım. Değil mi? Önemli olan o zaten. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür efendim, ederim. Efendim bir piyasa yönünün daha sonuna geldik. Az sonra beklenti raporunda Harika Ertuğrul sizlerle birlikte olacak. Merkezi Kayıt Kuruluşu sundu.